Cem'cim, sensiz evin tadı tuzu yok gerçekten. Özlediniz beni yani. Özledik tabii be oğlum. Sen yokken evin rengi soldu. Ya Selim'cim, sen kahve yapmayı bile beceremezsin. Ne yapıyorsun sen tek başına? Anlat bakalım. Yusuf amcayla karısı sağ olsunlar ya. Ben onlar olmasa bitmiştim. Her şeyimi hallediyorlar. Gerçi onlar olmasaydı da sevgilin yapardı yani. Ya abla ne demezsin. Hem çalışıyor hem okuyor. Üstüne bir de benim ihtiyaçlarım eksik kalırdı. Ama çok düzgün kız Serra. Gerçekten. Oteldeki işi de çok ağır. Babasının otelinde mi çalışıyor? Yok hayır, bizim otelde. Para kazanmak için kat görevlisi olarak çalışıyor. Aa, bizim otelde mi çalışıyor? Niye bu kadar şaşırdın sevgilim? Yani öylesine dedim. Vallahi aferin kıza, bravo. Selim, bu Serra olayına Biricik nasıl karşıladı? Abla, Biricik'i ilgilendiren bir konu değil. O yüzden nasıl yaklaştığı umurumda da değil. Peki. Hadi yemeklerimizi bitirdikten sonra şöyle bir yerlere bir şeyler içmeye götüreyim sizi. Harika olur. Bu gece takılmak istiyorsun Onur abi. Aynen öyle. Hem bu gece senin doğum günün be oğlum. Onurcuğum, belki Selim'in başka bir programı vardır tabii. Yo, benim bir programım falan yok. Eve gideceğim zaten. E o zaman tamam. Programın yoksa Onur'un teklifini değerlendirebiliriz. Yani uyar bana, ben uyarım size. Tamamdır. Buradaki orkestraya bayılacaksınız. Harika çalıyor. Hayatım, biz buraya daha önce gelmiştik değil mi? Hı hı. Ne oldu Onurcuğum? Hiç bilmiyorum ki sevgilim. Lan dikkatli olun. Efendim, elektrikler gitti sanırım. Jeneratör devreye girecektir. Buyurun lütfen. Tamam. Teşekkürler. Dikkat. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Sağ ol. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.
geldin. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kandırdın beni. Bütün gün nasıl da tek bir an bile çaktırmadın. Hadi gel. Sonra görüşürüz. Doğum günü kutlu olsun. Kendine. Teşekkür ederim. Seracığım, hoş geldin. Çok şıksın. Teşekkür ederim hocam. Sera, seninle daha önce hastanede karşılaşmıştık sanırım. Oğlum, arkadaşın babanla tanıştırmayacak mısın? Tabii. Sera. İhsan Kutlusay. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Seracığım çok memnun oldum tanıştığıma. Gerçi ben seni yemek boyunca bu beyefendilerden çok dinledim zaten. Ne kadar çalışkan ve sorumluluk sahibi olduğunu söylediler. Ama ne kadar güzel olduğunu söylemeyi unutmuşlar. Ayrıca kendisi biraz da utangaçtır. Ne güzel. Şimdi izninizle ben Serra'yı ekibin geri kalanıyla tanıştırayım. İyi eğlenceler. Bizim oğlan aşık mı olmuş? Yoksa bana mı öyle geldi? Ölmemiş miydim? Ölmüştü. Beni affet Selim Bey. Thank you.
Yüzüyor adam. Biliyorsun ve bana yıllarca katil muamelesi yaptı. Düşündüğün gibi değil diyorum sana. Tamam mı? Sakin ol. Anlatacağım ben sana. Selim Bey. Affedin beni. Gelin helalleşelim. Siz manyak mısınız? Kafayı beğendiniz! Sakin ol diyorum sana. Sakin ol. Baban o senin. Atarlanma. Yola gelesin diye yattı adamcağız. Sen sus! Kapa çeneni. Gebertirim yoksa seni. Bu kadar insanın önünde yeterince rezil olduk. Anlatacağım sana dedim. Sakinleş biraz. Sana da senin babalığın adamı. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme babana lütfen. Selim bir konuşalım önce lütfen. Sen iğrenç bir adamsın. Kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Selim'in yaptığı kazayla bunun arasında bağlantı kurmana hiç gerek yok. Niye onu hatırlatıyorsun ki? Allah'tan burada ölen kalan olmamış. Ölen kalan olmamış. Allah hepinizin belasını versin. Selim ya, neredesin kim bilir? Anneciğim. Çok özledim seni. Sen hayatta olsaydın eğer, izin vermezdim babama, biliyorum. Korurdun. Kollardın beni.
Say. Senden nefret ediyorum. Öylece bırakıp çıktım. Özür dilerim. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Hayatta kendini yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? Tek başına kaldığını, seni seven, sayan, önemseyen kimse olmadığını falan düşündün mü? Bizim babamla ilişkimiz hiç iyi olmadı zaten. Hep birbirimize karşı mesafeliydik. Ne zaman başım sıkışsa annemin yokluğu hiç mi yoksa hiç babama sığınmadım. Sığınamadım. Allah'tan babaannem vardı. O da olmasa. Artık sadece babaannen yok. Sen benim hayatım.